Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile Teyit Geometri Kampı'nın ikinci haftasının dördüncü videosundayız. En önemli yerlerden birindeyiz. Ek çizimlere başlıyoruz. Ek çizimlerden de muhteşem üçlüğü işleyeceğiz bu dersimizde. Evet kitabımızda da sayfa numarası 18 ve 19'un yarısını işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Geometri dersinde soruların çözülememesinin en büyük sebeplerinden biri nedir biliyor musun? Boş çiziklerdir. Yani Kafamıza göre oradan şunu çizeyim. Buradan şunu çizeyim. Vay tepeden şöyle olsun. Vay şuradan şöyle olsun gibi çizgiler bizi bitiren çizgilerdir. Bunu sakın ama sakın yapma. Yani sen mesela şöyle bir üçgen gördün. Bu üçgende de şöyle bir eşitlik gördün. E sen burada büyük ihtimalle ne yaparsın? Büyük ihtimal hepiniz şu an şunu söylüyorsunuzdur. Hocam ne olacak? Şuradan bir kenar ortaya çizelim diyeceksin. E ne oldu? Ne işine yaradı? Sen bunu çizdikten sonra özel bir durumla karşılaştın mı? Asla karşılaşmadın yok. Sadece kenar ortay çizmeyle kaldın. Ha bir de bir taraftan bir şey uyduruyoruz. Yani kafamızdan bir şey uyduruyoruz. Hocam ben bunu böyle çizdiysem burası 90 derecedir. Burası da açı ortaydır deyip bir de özel bir durumu da siz kendiniz kafanızdan uyduruyorsunuz. Yo sen bu kenar ortayı çizdiğin zaman hiçbir özel bir durum oluşmadı ki. Sadece kenar ortay olmuş oldu. İşte sonrasında da yaptığınız hatalar burası 90'a benziyor deyip 90 yazmalar açı ortay yazmalar falan filan işte en büyük yanlış yapan, yapılma sebebi budur arkadaşlar. Geometride artık bu konudan sonra sen bir şey çizeceksen şu başlıklara dikkat edeceksin. Bunu sakın ama sakın unutma. Kafana göre çizik çizmeyi yasaklıyorum. Öyle çizik bizik yok kardeşim. Geometride belli başlı çizikler vardır. Özellikle üçgende şu 5 tane ana başlık vardır. Birincisi muhteşem üçlü. İkincisi ikizkenarlık. Üçüncüsü taban. Ki bunların üçünü şimdi işleyeceğiz. Dördüncüsü özel açı mantığını kullanmak. Beşincisi alan sorularında tabana ait yükseklik çizmek. Bunları da gerekli konulara geldiğimiz zaman bunların da çizimlerini de söyleyeceğim zaten. Ha daha öncesinde de şu çizimi de öğrendik zaten bir soruda da. Mesela şuradaki açı 60 derece olduğu zaman şunlar da birbirine eşitse hocam şöyle bir ikizkenar oluşturabiliriz. Niye? İkizkenar oluşturduğun zaman eşkenar üçgen oluşturuyor. Yani eşit iki kenar olduğunda aradaki açı 60 şurada x kenar da oluşturabilirsin. Çünkü bu ne oluyor? Eşkenar üçgen oluyor. Şuradaki eşitliği de yazabilirsin. Buna ait soruyu da daha önceki videolarda da çözmüştük. Öyle kafamıza göre çok fazla çizik yok geometride. O yüzden sen şimdi beni iyi bir şekilde dinliyorsun. Seni çok büyük bir dertten kurtarıyorum. Sakın elim bir şeye gittiği zaman da benim bu dediğim cümleler aklına gelsin. Şimdi kardeşim biz Şuradaki 3 tane ek çizimi öğreneceğiz. Bunlardan neyi öğreneceğiz? Muhteşem diyor öğreneceğiz şimdi. Öyle e, bunlara ait de bunların ek çizimleriyle ilgili anahtar kelimelerim, anahtar cümlelerim olacak. Normalde ezbere karşıyım ama geometriyi bir bütün olarak düşünecek olursak buradaki anahtar kelimeler ya da cümleler senin için çok önemli olacak. Bunları da iyi bir şekilde bir geometrinin tamamına bakacak olursak Hocam şurada 5 tane ek çizim dediniz. Hadi bir de buradaki 6. olsun. Yani şöyle bakacak olursanız bütün dörtgenleri, çemberi, analitik geometriyi, katı cisimleri falan sayacak olursak onu aşmayacak ek çizimler. O yüzden buradaki ek çizimleri dikkatli bir şekilde dinle. Gerekli konulardaki söyleyeceğim ek çizimleri de böyle algını böyle yükselt. iyice yükselt. Çok önemli. Şimdi biz bunlardan birincisiyle başlıyoruz. Neyle başlıyoruz? Muhteşem üçlüyle başlıyoruz kardeşim. Muhteşem üçlü. Önce bir tanımını vereyim. Bir dik üçgende Hipotenüse ait kenar ortay uzunluğu hipotenüsün yarısına eşittir. Yani 90 dereceden kenar ortay çizdiğinde eşit eşitken burası da eşit oluyor. 3 tane eşitlik olduğu için biz buna muhteşem şu adını veriyoruz. Aslında kitaplarda böyle denmez. Biz e, halk dilinde böyle diyoruz. Kolay olduğu için akılda kalması kolay olduğu için bu şekilde söylüyoruz. Bazı arkadaşlar bazı öğretmen arkadaşlar süper üçlü diyor. Bazıları daha farklı isimler kullanılıyor ama ben muhteşem üçlü kullanacağım kardeşim. Şimdi buraya bakacak olursanız 4 tane özellik var. Hocam 4 tane özellik nedir? 1. burada eşitlik. 2. burada eşitlik. 3. burada eşitlik. Hani bunları özellik olarak sayalım. 4. 90 derece olması. Bu 4 taneden bir tanesi eksikse diğer parçada eksik parçayı da siz tamamlıyorsunuz. Ne demek istiyoruz? Mesela şöyle bir 90 derece var. 90 derece yok pardon. Şöyle eşit 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 var. Ne diyeceksin o zaman? Eksik parça hocam 90 derece olması. Muhteşem şu sağlandığı için. Eksik parçayı sen tamamlayacaksın. Ya da... Şöyle 90 derece var. Eşit eşit var. Eksik parçayı tamamlayacaksın. Ya da en fazla gözden kaçan budur. Dikkat. Şu eşit bu eşitse şurası da eşit olur. Gözden kaçarsa da açıya dal. Zaten eşitlik olduğunda göreceksin büyük ihtimalle. E hocam ek çizim bunun neresinde? Eksik parça tamamlattınız. Eksik bir tanesi varsa hadi 4 tane özellikten bir tanesi de eksikse ne yapacaksın? Eksik parçayı sen tamamlayacaksın. Peki hocam ek çizim bunun neresinde diye sorabilirsin. Ek çizim bunun şurasında. Arkadaşlar şimdi Özellikle ve özellikle 90 dereceli sorularda hatta şuraya yazayım. 90 dereceli sorularda ne diyeceğiz? 1. 90'ın karşısında eşitlik varsa. 90'ın karşısında eşitlik varsa. Sen de yaz benimle birlikte. Bu çok önemli. Muhteşem şu çizilir. Ya da 90 dereceli sorularda 1 bölü 2 oran varsa hemen ne yapıyorsun? Muhteşem üçlüğü Çiz kardeşim. Bunu sakın ama sakın unutma. İşte ek çizim bunun burasında. 90 dereceli sorularda 90'ın karşısında eşitlik varsa ya da 1 bölü 2 oran varsa. Bu açıda da 1 bölü 2 oran olabilir. Kenarda da 1 bölü 2 oran olabilir. Hemen mutlaka mutlaka muhteşem çiz siz. Hatta 90 dereceli sorularda daha özel bir durum yoksa o daha özel durumları da ikiz kenarlıkta falan ben size vereceğim zaten. Orada daha özel bir durum da ikiz kenar ek çizimi diyebiliriz aslında. Sadece 90 derece varsa soruyu çözemiyorsan ve ek çizim hissiyatı içinde oluşmuşsa hemen muhteşem üçlü çizmeyi tavsiye ediyorum. Ama genelde 90'ın karşısında eşitlik varsa ya da ne zamanmış 1 bölü 2 oran varsa açılarda ya da kenarlarda. Özellikle şu kısım biraz zor fark ediliyor. Bununla da ilgili sorularımız da var. Merak etme biraz sonra bununla ilgili soruları çözeceğiz. Hadi bakalım muhteşem üçlüyü anladık mı anladık sorularına da başlayalım. Mesela şuraya bakacak olursak ABC bir üçgen. Şu, şu, şu. Eşit verilmiş. Hocam 3 tane eşit var. Muhteşem üçlü. Burası 90 derece mi? Değil. Dikkat. Sadece ve sadece 3 tane eşitlik olduğunda 90'dan çıkan, 90'dan çıkıyor muhteşem üçlü. Şurası 90 derece. Hocam burası 90'a benziyor. Ya da burası 90'a benziyor. Yok. Bu bir tarafımızdan yani kafamızdan bir şey uydurmaktır. Ama bu muhteşem üçlüden dolayı 90 dereceyi yazmak bu e, muhteşem üçlüden geliyor zaten. O yüzden bu bilgiyi kullandık. Buranın 90 derece olduğunu söyleyebiliriz. E sonra ne olacak? Hocam 90 ise sırtı da 90'dır. Çünkü 180'e tamamlıyor. A, şurada ne çıktı? Bir dik üçgen çıktı. Dik üçgende diğer iki açının toplamı 90 derece mi? Evet. Alfa artı 74 eşittir 90 ise alfayı da buradan 16 derece olarak buluruz. Yani örnek 1'i 16 bulduk. Geldik örnek 2. Şimdi soruya bakacağız. Soruya bakar bakmaz dikkatini ne çekti? Hocam alakasız yerde eşitlik var bu eşit bu eşit yan yana alakası yerde bir eşitlik var kullanamıyorum. Şu an verilen bilgiye baktığım zaman hiçbir işlem yapamıyorum. Yapsam yapsam 70 90 ise burası 20 derim. Şu an bir işime yazıyor, yarıyor mu yaramıyor. Hatta 27 yazayım istersen buraya. E başka ne yapabiliriz burada? Şimdi hocam böyle bir şeyler olduğu zaman ek çizim hissiyatı aklınıza gelebilir. Baktığın zaman sonra da 90 var. A karşısında da eşitlik var. Muhteşem üçlü. Hop eksik parça tamamladık. Direkt ek çizimde değil. Bir şey çizmedik çünkü burada. Ama olsun. Ek çizim gibi de düşünebilirsin. E hocam burada 90'dan kenar ortaya çizildi. Eşit eşit gen, eşit. Muhteşem üstten. Işte. Bak önceden alakasız olan eşitlik şimdi burada da eşit oldu. Yani burada ne çıktı? Bir ikiz kenar çıktı. Aa hocam şurada da bir ikiz kenar var. 70 ise burası da 70'tir. E tamamı 90 olduğundan burası 20 ya da şu ikiz kenardan da 20'yi yazabilirdim buraya. Sonra şuradaki üçgende ne var? Bir ikiz kenar. Boşuna mı yazdık burayı değil mi? İkiz kenar olduğundan tepe açısı da 20 derece ise artık tepe açısı 20 derece olan ikiz kenarın taban açısında bulabiliyorsundur. Nasıl? 180'den 20 çıkart. 162'ye böl. 80, 80. Bunlar 80, 80 yapar. Yani alfayı da böylelikle 80 derece olarak buluruz. Evet ikinci soruyu böylelikle 80 bulduk. Geldik üçüncü soruya. Bak nasıl bir soru bu? Sözel bir soru. Bak bundan iki kamp öncesi olması lazım bu sözel soru aynı şekilliydi. Ben ne yaptım? Sadece şekilli soruyu sözel soruya çevirdim. ÖSYM de böyle yapıyor. Bunlardan korkma kardeşim. Çiz. Ne isteniliyorsa çiz. Çiz bakalım burada ne diyor? Hocam ABC üçgeninde çiz ABC üçgenini şöyle. ABC üçgenini çizdik. Tamam eyvallah. Sonra ne yapacaksın? A harfleri de yazacaksın tabii ki. A B C üçgeni çizdik. Sonra A köşesinden çizilen yükseklik BC'yi A noktasında kesiyormuş. A'dan bir yükseklik çiziyorum ve BC'yi H noktasında kesiyorum. Burası yükseklik olduğundan 90 ve burası da nedir? H'tır. Sonra B köşesinden çizilen kenar ortay ABC üçgeninden bahsediyorum. B'den de bir kenar ortay çizeceğim. B'den kenar ortay çizdik. Ama kenar ortay ya kenar ile şöyle göstereyim. Ve AC'yi de nerede kesiyormuş? D noktasında kesiyormuş. Sonra burada da bir oran verilmiş. Burası K iken burası 2K mı? Evet. BH uzunluğu şurası K iken Neresi? AC uzunluğu 2K'ymış. A hocam şunlar eşit eşit ya. Burası da K burası da K. K dediğim ne oldu? Çift çizgi oldu. O zaman burası da K ya burası da çift çizgi. Başka ne verilmiş? CBD açısı. CBD açısı. Burası da 20 derece verilmiş. Tamam. Olay bitti mi? Bitti. Bitmedi aslında. 20 90 sa zaten burası da 90 derece değil mi sırtı? Evet. 20 90 sa ancak 70 burası yazabilirsin. Burası yazabilirsin. Verilen bilgileri şu anda kullanamıyorsun. Soruya baktın. Ya alakasızlık var. Demek ki bir şey çizeceksin. Aklına bir şey çizmek geldi mi geldi. Bak soruyu da aynen benim gibi çöz. Benim tekniğimle çöz. Soruya baktın. Alakasız yerde eşitlik var. Sen bu soruyu çözebilmek için bu alakasız yerdeki eşitliği kullanmak zorundasın. E hadi kullan bakayım. Şu an kullanamadın. O zaman bir şey çizmeliyim. Bir şey çizmeliyim dediğinde 3 tane şey gelecek aklına. 1. Muhteşem üçlü. 2. Ortaban. 3. X kenarlık. Hemen 90 mı var burada? Evet. 90 ve karşısında eşitlik varsa aklımıza muhteşem üçlü gelecek. Hemen muhteşem üçlü çizdik mi çizdik. 90'dan çizilen kenar ortaya eşit eşitken burası da eşit olacak. Bak önceden alakasız olan eşitlik. Şimdi bu eşitliği de koyunca yan yana geldi. Yani güzel bir şey oluştu. Ne oluştu burada? İkiz kenar yani 20 ise burası da 20. Bak 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 olaya bak. İki tane sayısal değer buldum ve bunlar yan yana. İki iç açı dayanamam. İkisinin toplamı bir dış açıya eşit midir? Evet. Neredeki üçgende? bak. Şuradaki üçgende iki açı yan yanayken bunun dış açısı burasıdır, değil mi? Alıştın artık büyük ihtimalle. İki iç açıyı gördük. İkisinin toplamı hop burasıdır. Yani burası 40 yaptı. E hocam burada da x kenar var. Burası da 40. Bizden ne isteniyor? C alfa isteniyor. E hocam alfa nerede? Büyük dik üçgende. Şu büyük dik üçgende alfa ile 40'ın toplamı direkt 90 değil midir? Aynen öyle. Alfayı da böylelikle 50 derece olarak buluruz. Ya da hocam burası 40 ya tamamı 90 olduğundan burası 50. Şurada da x kenarlık var deyip alfaya da 50 diyebilirdin. Bu da sana kalmış. Evet örnek 3'ü 50 bulduk. Geldik örnek 4'e. Soruya bakıyoruz. Ne verilmiş? 30 verilmiş. Eşit eşit alakası yerde eşit. Kesin ek çizim arkadaş. Çünkü hiçbir şey yapamıyorsun şu anda. 30'u kullanamıyorsun. Alfayı kullanamıyorsun. Alakası yerde eşitlik var. O zaman bir şey çizeceksin. Soruya baktın. 90 var. E 90'lık varsa ilk aklımıza 90'ın yanında özel bir durum yoksa tabii ki. Özel bir durum varsa x kenarlık. Bir sonraki videoda anlatacağım. 90'lık var. Karşısında eşitlik var. Aklımıza ne gelecek? Muhteşem. Hemen aklına gelen başına gelsin kardeşim. Hop çizdin. Çizince ne oldu burada? Bir kenar ortaya çizdin ya. Burası eşit oldu. Yalnız dur. Dur. Sen büyük ihtimalle bu soruyu da böyle soruları görünce böyle soruya bakarsın. Ya bir şey çizmem lazım. Hemen şuradan hop şunu şöyle çizeyim de üçgen oluşturayım. İşte bu çizgiler yasak. Bu çizgiler yok kardeşim. Bunları sakın ama sakın yapma. Bunu çizdin ne oldu? Eline ne geçti? Hiçbir şey. O zaman çizdiysen silmesini de bileceksin. Ama 90'ın karşısında eşitlik var. Aklına muhteşem şu geldi. Hop muhteşem şu çizdin. Sana bir şey kattı bak. Eşitliği çizdim burada. Özel bir durum geldi. Bak şurada da bir x kenarlık çıktı mı? Çıktı. Şimdi ne yapacağız? Hocam 30'u kullanamıyorum. Tamam şu alfaya bakayım. X kenardan dolayı alfa. Hocam burası 90 eksi alfa yazanlarınız var. Tamam bazı sorularda yazacağız ama hep alfa cinsinden gittiğiniz zaman yazmayalım. Şuraya x diyelim. X'i bulursam alfayı da bulur muyum? Bulurum. X'i bulmaya çalışayım ben. Şurada bir x kenarlık var hocam. Şöyle baktığın zaman. E, x kenarlık. Bak hocam burada da var ama tepe açısı xken bu x kenarının bu açılarını yazmak sıkıntılı. O zaman onu yazma. Şurada da x kenarlık var. O zaman x ke. Burası da x değil midir? Evet. Şimdi ne var burada? Bak soru seni yönlendiriyor. Hocam iki açı yan yana geldi. Dayanamam deyip yapıştır. İki iç açı bir dış açı. Hop iki iç açı bir dış açı. Yani burası x artı 30 yaptı. Hocam bu da bir ikiz kenardı. x artı 30 ise burası da x artı 30 olur. E artık şuradaki üçgende iç açılar toplamı 180. x x artı 30 x artı 30. Yani toplamda 3 tane x var. 2 tane 30 var. Yani 60 eşittir 180 olmalı. Ve böylelikle 3x eşittir 120'den x'i de ne buluruz? 40 derece olarak buluruz. Yalnız dur sazanlık yapma. Niye? X'i bulduk biz 40 diye. Senden ne isteniyor? Alfa isteniyor. X 40'sa şunun tamamı 90 ya. Alfa ya da kaç kalır? 50 derece kalır. Alfa da böylelikle 50 yapar. Yani sorunun doğru cevabı. Örnek 4'ün doğru cevabı böylelikle 50 oldu arkadaşlar. Ve geldik örnek 5'e. Şimdi örnek 5'te ne demiş? Hocam şekle bakıyorum. Hiçbir bilgiyi kullanamıyorum. Soruyu okuyayım o zaman. Verilen bilgileri kullanmak çok önemli. Her videoda benden bunu duyacaksın. E hocam burası K iken burası 2K verilmiş. Tamam. DC uzunluğu 2K. Ali Bey uzunluğu. Şurası K. E hocam ben 2K ile K'yı şu an yine kullanamıyorum. Bazı arkadaşlarınız şöyle diyebilir. Hocam bu 30-60-90 değil mi? Dikkat. 30-60-90 üçgeni nerede? 30-60-90 üçgeni. 90'ın karşısı 2K iken 30'un karşısı K'ydı değil mi? Dik üçgendeydi. E hocam buradaki dik üçgende hipotenüs 2K iken burası K değil ki. Bu 30-60-90 üçgen değil. O zaman sildik. E ne yapacağız? Soruya baktık. Ben bu verilen bilgiyi kullanırsam soruda 3 üç, sürüşü çözerim. Hangi? K ve 2K oranını kullanarak. Çözemiyorum soruyu. Ya 90 dereceli sorularda sıkıştıysan muhteşem üçlüğü çiz kardeşim. 90'lı soruda özel bir durum da yok. Muhteşem üçlüğü çiz. Aslında özel bir durum var. Sorunun konunun başında yazmıştık. 90 dereceli sorularda 90'ın karşı eşitlik varsa ya da 1 bölü 2 oran varsa açıda ya da kenarda fark etmez. Ne yap demiştik? Muhteşem üçlüyü çiz demiştik. Hocam bak 1 bölü 2 oran var burada. Kenarlarda var. O zaman muhteşem üçlüyü çiz. Muhteşem şu nereden çiziliyordu? 90'dan. Çiz buradaki dik üçgenden. Yani 90'dan bir muhteşem üçlüyü çiz. Muhteşem üçlü dediğimiz eşit eşit. Burası da eşit olacak. Hocam burası 2K'dı ya. Burası K burası K. Çift çizil dediğin K oldu. Yani burası da K oldu. Bak önceden alakasız olan 2K ile K şimdi yan yana geldi mi burada K'lar? Ali alaka kuruldu mu? Kuruldu. Bak ne dedik? Bir şey çizdiğimizde özel bir durum oluşuyorsa çizdiğimiz doğru doğru doğru. Çizdiğimiz doğru doğru doğru. Evet çizdiğimiz doğru doğru doğru. E o zaman ne yapıyoruz? Hadi buradan şuranın da K olduğunu gördük ya. Burası da çift çizgi değil mi? Evet. E şimdi ne yapalım? Bak burada ikiz kenarlık var. E hocam alfaysa burası da alfa. Yan yana dayanamam. İkisinin toplama bir dış açı. Burası 2 alfa oldu. Sonra e hocam şurada da bir ikiz kenarlık var. Burası 2 alfaysa burası da 2 alfa. Çünkü şu eşitliği yazınca ikiz kenarlık çıkmıştı. Sonra burada da bak 2 alfa ile 15 yan yana geldi. Dayanamam. 2 alfa artı 15 yapar mı burası? Evet. E sonra hocam şu bir dik üçgendi. Bu dik üçgen olduğundan dolayı diğer açılar da var burada. Şu iki açının toplamı nedir? Bu açıyla bu açının toplamı 90 derecedir. 2 alfa artı 15 artı alfa eşittir 90 derece olacağından 3 alfa eşittir 75 yapar. Alfayı da böylelikle 25 derece olarak buluruz. Yani bizden de alfa isteniliyor. Cevap 25. Geldik örnek 6'ya. Evet ne diyor bakalım örnek 6. ABC ve ACD bir üçgen 90 dereceler verilmiş. Dikkatim hemen şu çekti. Hocam burası 90 burası 90 şöyle Z kuralı sağlandı paralel diyebiliriz. Tamam. Çünkü Z kuralı sağlandığından dolayı. Eyvallah. Başka? Burası alfa. BCD açısı. Al Neresi? BAD açısı. Şurası. BAD açısı alfa iken CAD açısı. CAD açısı. Burası 2 alfa verilmiş. Şimdi bu açıları gören masum köylü şunu yapıyor. Hocam alfa 90 ise burası 90 eksi alfa diyor. Burası da 90 eksi alfa. E 90 eksi alfa 90 ise şu ikisinin toplamı da 90 olacağından burası da alfa yazıyor. Ama bunu şu paralelliği fark ettiysen eğer bu şekilde yazmana gerek yoktu. Hocam şunlar paralel dedik ya Z'den dolayı burası da alfa diyebilirdik aslında. Neyse iki türlü de alfa diyebiliriz. E E hocam soruya bakıyoruz. Soruda bu verilen bir şeyde 90 eksi alfaları yazınca da bir şey çıkmıyor. Allah Allah ne yapmamız lazım? Ya tamam, takıldın kaldın. Hiçbir şey yapamıyorsan o zaman bir şey çizeceksin. Ek çizim. Kafana göre. Hocam şöyle şuradan şunu mu çizsem acaba? Bunu çizdikten sonra da şurada dik üçgen mi oluştursam acaba? Falan filan yapıyorsunuz. Bir işine yaradı mı kardeşim? Şu üçgen özellikle şuradaki çizim bir işine yaradı mı senin? Yaramadı. O zaman sil. Silmeyi de bileceksin kardeşim. Ne yapacağız hocam o zaman? Bak ek çizim deyince senin aklına ne geliyordu? Üç konu gelme, gelmesi lazımdı. İlk etapta bu üçü bizim için çok önemli. Muhteşem üçlü, orta taban ve ikiz kenar. Bunlar bizim için aşırı derecede önemli. E hocam 90 derece varsa. Hmm, büyük ihtimal muhteşem üçlü var. Zaten 90 derece ve 1 bölü 2 oran var. Ama bu sefer açıda 1 bölü 2 oran var. O zaman kesinlikle muhteşem üçlü. Ya da 1 bölü 2 oran olmasaydı bile 90 derecelik varsa yani çok sıkıştıysan hemen muhteşem üçlü çizmelisin. Ama burada tehlike var. O tehlike ne? Hocam buradan mı çizeceğiz buradan mı çizeceğiz? Hadi bakalım deneyelim. Deneyelim. İki ihtimal var çünkü. Buradan çizsen muhteşem üçlü. Hocam eşit eşit eşiti yazsam x kenar çıktı 3 ise burası da 3 alfa. Herhangi bir şekilde özel daha özel bir durum çıktı mı çıkmadı. İki ihtimal vardı ya o zaman bunu sil silmeyi de bileceğiz demiştik. Sildik diğer taraftan deneyelim. Şuradan deneyelim 90'dan çiziliyordu muhteşem üçlü. Hocam eşit eşit burası da eşit. Aa, x kenar çıktı burada alfaysa burası da alfa dayanamazsın sen de artık dayanamıyorsun İki tane açı yan yana geldi İkisinin toplamı hop bir dış açı yani burası 2 alfa yaptı mı yaptı tamam sonra ne yapacaksın kullanmadığın bilgiyi kullanacaksın neyi kullanmadıysan ona bakacaksın soruyu çözmenin en güzel en güzel tekniği budur neyi kullanmadı sen buradaki 2 alfayı kullanmadın bak bu soruyu sorduktan sonra kullanmadığın bilgiye baktıktan sonra 2 alfa beynin o kadar güzel çalışıyor ki bak gözünle görmene gerek yok la ben 2 alfa bulmuştum burada Diyecek beynin. Aa burası da 2 alfa. Sen sonra buradaki ikiz kenarlığı fark edeceksin. Gözle görme değil ben sana beyinle görmeyi kullanmayı öğretiyorum. Verilen bilgiyi kullan diyorum sana. Aa, olayın mantığını anla diyorum. İşte olay bu kardeşim. Bak iki alfayı kullanmamıştın. Sen burada da iki alfayı hatta hep de şunu da söylüyorum. Bulduğun bilgiyi de kullan diyorum zaten. Zaten bu şekilde gittiğin zaman acayip bir şekilde olacak. Soruları çok net bir şekilde çok hızlı bir şekilde çözeceksin. Hiç merak etme. Neyse hocam burası da 2 alfa 2 alfa olduğundan 6 ise burası da 6 oldu x kenardan. E çift çizgi 6 oldu. Burası da çift çizgi burası da çift çizgi. Toplamda burası kaç yaptı? 12 yaptı. Yani x'i böylelikle 12 olarak buluruz. Örnek 6. Normalde baktığın zaman zor bir soru. Evet ama ben sana her şeyle mantığını anlattım. Artık bundan sonra böyle zor sorularla karşılaştığın zaman sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum dostum. Evet örnek 6-12 oldu ve muhteşem üçlü sorularını bitirdik. Sırada ne var? İkiz kenarlık var. Onu da bir sonraki videoya bırakalım. Bir sonraki videoda ikinci haftanın beşinci videosunda ikiz kenarlık çiziminde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.